Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım EkonomiBiz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'a ilişkin Moody's değerlendirmesini yaptık. Daha çok şimdi hisse senedi değerlendirmesi yapmaya çalışıyorum. Geride kalmış şirketleri, endekse nazaran çok çok geride kalmış şirketleri değerlendirmeye, sizlere aktarmaya çalışıyorum. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Bu süreçte sizlerin bu tarz katkıları çok kıymetli diyelim. Evet, Borsa İstanbul'da Moody's not kararı iki kademe birden geldi. İki kademe birden olması iyi. Fakat bu piyasamıza böyle şemsiye açıp da para yağmış gibi bir tablo sunulacağını göstermiyor. Sadece adım adım süreci takip ettiğimiz zaman İsveç'in NATO üyelik sürecine girişi ve daha sonrasında Moody's'in evvela pas geçtiği, herhangi bir not kararı vermeden daha sonrasında not kararında artışa doğru gittiği, akabinde bugün geldiğimiz iki kademe birden not artışını takip eden bir süreç. Tabii ki bu süre zarfında faiz artışları gerçekleşti. Faiz artışları devam ederken bir şekilde ekstra olarak emekli maaşları, memur maaşları da epey, yani sosyal hayatın içerisindeki reel hayat epey top altına tutuldu ve orası iyice sindirildi. Alım gücü inanılmaz bir şekilde vatandaşın eridi. Ki biliyorsunuz talep edemeyecek hale getirirseniz tamam, mallar rafta durur. Enflasyon düşer mi? Bu da bir acımasız bir tarzdır ama bu da enflasyonu düşürücü bir etkiye sahiptir. Sanırım buna benzer bir metodoloji güdülüyor şu an ve bu tarz bir metotla ilerleyecekler gibi bir tablo meydana geliyor. Evet, bunlar dışında Borsa İstanbul'u şu ana kadar geldiği tablosu itibariyle hep şunu anlatmaya aktarmaya çalıştım. Her yılın bir adı var. Her para politikasının, her makroekonomik gerçeğin gerek küreselde gerek yerel olarak bir adı var. Benim için 2024 yılı yüksek faiz yılıydı. Yüksek faiz yılı ortodoks politikalara geri dönüş ve normalleşme çalışmaları, yabancının biraz gönlünü kazanma çabaları derken bu noktaya kadar geldik ve içinde bulunduğumuz süreç itibariyle ben Borsa İstanbul'a baktığım zaman bankaları ön planda görüyordum. Bankalarda iyi bir marj açıldı. Şimdi az bir marş kaldı yukarı yönlü. Fakat bir miktar daha hareket gelebilir Moody's'in bu kararı sonrasında. Ki bu yıla ilişkin olarak banka, holding, sigorta şirketleri, perakende sektörü, iletişim sektörü gibi kilit sektörlerin iyi performanslar üretebileceğini aktardım. Özellikle demir çelik sektörü gibi sektörler ve yine otomotiv sektörlerinde dönemsel olarak bilançoları öncesinde yorumlamaya aktarmaya çalıştım. Demir çelik sektörü tarafında Ereğli'de Haziran sonrası için fiyatlamaların başlayabileceğine dair çok fazla değerlendirme yayında yapmıştım ki Ereğli nispetinde yakın dönemde Kardemirlerle alakalı da yayınlamalarda bulundum. Evet, yani genel resmi şöyle okumak lazım. İçinde bulunduğumuz süreçte devam eden bir tablo var ve bu tablo sürüyor. Yüksek faiz ortamı sürüyor. Likidite de piyasalar tarafında kısır ve vaziyet hal biraz daha paranın kendi içerisinde deviniminden ibaret. Şimdi bankalar biraz daha yatay giderken piyasa yukarı doğru çıkıyor. Amenna, ama ne gitti? İletişim sektörde gitti. Demir çelik de gitti. Mesela şimdi demir çelik tarafında Ereğli'ye bakın. Hatta ben böyle biraz daha ikonik olsun diye hep şöyle söylüyorum. Ölü şirket dirildi. Yani 2 yıl aradan sonra ölü dirildi diyorum. Neden? Şöyle baktığım zaman Nisan ayı itibariyle Ereğli tarafındaki yükseliş %53'e dayanmış oldu. Yani genel resim itibariyle biz Ereğli tarafında tarihsel zirvesi 53 olan Ereğli'de bu sene içerisinde 57,5 liraları gördük. Yani artık eski zirvenin üzerine tutunuşun devam etmesini şart olarak göreceğiz. Buraların üzerine tutunmaya devam etmeli deriz. Ama hani burada ana niyetim hisse senedini analiz etmek değil. Bu yayında anlatacağım şirketler Koza, Kozal ve İpeke. Bunlar çok geride kaldılar ama içinde bulunduğumuz dönemin şöyle bir nasıl işlediğini, nasıl olduğunu görün istiyorum. Mesela bakın burada dipten bir dönüş ve bunca zamanlardan sonra en azından bir eski zirvesine gidebilmiş, yeni bir fiyatlamaya doğru çıkmaya çalışan bir Ereğli var ki orta uzun vadeli olarak takip etmeye devam ediyorum. 53 ve 54.45 buraların aşağısına gelmedikçe de problem yok. Bakın para bir şekilde buralara uğruyor. Ama açıp Akbank'ın grafiğine bakalım sizle beraber. Akbank'ta inanılmaz prim bekliyordum. En çok prim beklediklerimden bir tanesi Akbank'ta, o prim geldi. Gayet de güzel bir şekilde fiyatlama oldu. Bakın Mart ayı itibariyle, bakın Nisan ayı itibariyle o Ereğli'de o fiyatları görüyoruz ya. Şimdi şuraya bakın. Yataya sarmış değil mi? Demek ki piyasa bir şekilde gidiyor ama şirketler tarafındaki tercihler de değişiyor. Mesela basit bir örnek size. Hani bu da böyle nal toplayanlardan bir tanesi piyasada. Petrokimya Holding. Şöyle baktığım zaman Petkim tarafı da 25 liraya kadar gelmiş. Şurada daha evvel böyle
boşluk bırakarak aşağı yönlü sert sert düşmüştü. Arada şöyle bir trend oluşturdu ve trendle beraber yukarı doğru kırıldı. Şimdi şu 25 liraların üzerinde 26-27 lira bandı sıralı direnç. Gerçekten 26 ve 27 lira bandları sıralı dirençler rolünde olacaklar. Buraların üzerine atarsa ekstra bir fiyatlama çalışması yaparım. Kuvvetle muhtemel 32-33 lira gibi seviyelere tekabül eden fiyatlar karşımıza gelmeye başlar. Şöyle bakıyorum, evet, 30-29 liralar, 30 liralar gündeme gelmeye başlar. Yani burada aktarmaya çalıştığım husus, bazı şirketler gitmiyorlar ve zamanı geliyor. Diğer prim üretecekler gidiyor ama büyük şirketler üzerinde endeks mühendisliği yaptıkları için fiyatlamayı kurmaya, orada takılmaya devam ediyorlar. Mesela bu şirketlerin en başı yakın dönemde BİMAŞ arkadaşlar. BİMAŞ'ı Viyop tarafında da inanılmaz bir şekilde long pozisyonu almışlardı ve takır takır 345'i fırsat olarak anlatmıştım. Burada 345 Türk lirasını ciddi bir fırsat olarak anlattım. Oradan itibaren %79'luk bir yükselişe imza attı. Sıkışa sıkışa yoluna devam etti BİM ve içinde bulunduğumuz süreçte bu noktaya kadar geldi. Neden bunları bu şekilde gösteriyorum? Endeks tarafında ya bunlar gitmez dediğiniz ya da hantal kalmış, bakın şuralarda hantal gibi davranıyor. Çıldırtmıştır mesela şurada Ocak ayındaki adam, Ocak ayında alıyor 368 lira. Mart olmuş, Nisan'a gelinmiş, 4 ay geçmiş hala 340 lira. Bir de her ay deli gibi enflasyon açıklanıyor. Adam der ki ne oluyor ya, biz ne aldık böyle der. Değil mi? İşte asıl hikaye burada. Şimdi gelelim benzer şekilde endeks mühendisliğinde kullanılma ihtimali olduğunu düşündüğüm şirketlerden Koza. Koza tarafına baktığım zaman Koza ara dirence kadar geldi zaten. Şimdi burada takip edilecek önemli bir husus var. 54 liralara kadar gelirse 54-49 ve şöyle bir orta uzun vadeli olarak şöyle bir yapısına bakayım. Şu 42-43 lira bandı orta uzun vadeli trend dibidir. Bakın şurası 2021'den başlayan kanal görüntüsü. Şu kanalda ara direnç kanalıdır. Bakın oradan satış gelmiş zaten. Üzerinde bir 2 gün kalmış, tekrar satmışlar burayı. 61-45 orası direnç rolünde olacak. 54 liralara kadar düşüş devam edebilir. 54-54,5'a kadar. 49, 54 ve 42. Böyle 3 kademede, 3 parçada olur da negatiflik olur. Piyasalar tarafında piyasayı sarsacak bir olgu olur. 2-3 parçalı bakmak lazım. 54, 20, 49. Buraların kıymetli destekler olduğunu düşünüyorum. Buralardan orta uzun vadeli olarak eski zirvesi evvela hedef olur. Yani şöyle bir bakıyorum. 65 lira ilk hedef. Şurada 75 lira ikinci hedef ve 81 lira üçüncü hedef olarak takip edilebilir. Eski zirvesine doğru ziyaret etmesi gereken zamanlar geldi de geçiyor bile. Koza tarafındaki tablo böyle. Kozal bundan da daha böyle gariban bir duruş sergilemiş. Kozal tarafına baktığım zaman Kozal tarafında şöyle iki tepe fiyatlama ve daha sonrasında bakın şurada bir düşen trend kırılımı var. Düşen trend muhafaza ediliyor mu? Ediliyor. Güzel. 21.94 yakın takip hattı ve trend dibine bakıyorum 20 lirada. Yani burada bu hisse senedine ilişkin yaptığım böyle 2-2,5 yıllık periyotlardaki çalışmalarda zaten trend dibinden kalkmaya çalışmış, düşeni kırmış. Şimdi onaya gelebilir. 21 lira 90 kuruşa kadar güncel fiyatlama 22 lira 88 kuruşta, 21.90'lara kadar geliyor ve kırılıyorsa 20-21 bandını orta uzun vadeli toplam olarak kullanabilirsiniz. 21.94'e geliyor ve sekmeler oluyorsa o zaman sırasıyla 25, 25.86 ve 29 lira seviyeleri sıralı takip hatları olur. Zaten hisse senedinin majör direnci geçmişte gördüğü en yüksek seviyeye baktığınız zaman 33 lira gibi bir seviyeyi görüyorum. Evet. Koza tarafındaki tablo da böyle. Koza da aynı Kozal gibi, yine Kozal da aynı Koza gibi bu tarz bir imaj çiziyor arkadaşlar. Burayı bu formatta takip edeceğim ve açıkçası öyle çok ahım şahım bir fiyatlama yapılmış bir şirket olmaması dolayısıyla dikkatimi çekiyor. Hani tarihsel yeni bir zirve görürse 35-36 lira gibi bir seviyeye tekabül eder diye düşünüyorum. Evet, genel resim aşağı yukarı Koza'da, Kozal'da bu şekilde. İPKK tarafına da bir bakalım. Hadi orası da es geçmesin. İPKK tarafındaki tablo nasıl, ona da bir bakalım. Evet, İPKK tarafına baktığımız zaman 40 lira yakın takip hattımız. Şurada şu an güncel kapanış 42 lira 94 kuruşta. Şöyle bir Kaufman hareketli ortalamasını da göstereyim. Orası ne diyor? 41 lira 96 kuruş diyor. Süper trendlere bakalım. Süper trend de benim ortalama desteğini gösteriyor. 40 lira. 39.96 40. Buralara kadar geliyorsa arada bir düşen trend var. Buraya onaya gelmiştir. Tekrar kalkmaya çalışıyordur diye okurum. Bu hisse senedinde de trend dibi 32 ve 37 lira bandı arasındaki yer. 40, 32, 37 orta uzun vadeli harika bir alan. Orta uzun vadeli ise 58 ve 72 sağlarıyla takibi yapılabilir. Bana kalırsa buralarda hani ara tepkiler verirler, biraz düzeltirler, orta uzun vadeli fena değiller. Yani kanalımda bugün pek çok yayın yaptım, pek çok değerlendirmede bulundum. Biraz böyle bakış açısını değiştirebilmesi adına perakende sektöründen tutun, madenciliğe bakın, demir çeliğe bakın, pek çok grubu değerlendirmeye, aktarmaya çalıştım. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, çıkmadan yayınımızı beğenmeyi ve yorumlarda destek olmayı ihmal etmeyin.